Aynen abi, artık burada yaşayacağım. Oğlum size bir odayı verdim. Tuğuk abi de ne zamandır evlenemiyor. Dedi bari. Yalnızlık zordu arkadaşlar ya. Dedim yani bir tek bir yayıncıyla ben mutlu olabilirim. Bir tek kural koydum. Şu şapkayı çıkarmadım şeyi. Neydi lan adı? Kask. Kask değil Baret. lan. Baretta. Yani değişik fantezileri var, bilmiyorum. İbrahim Tatlıses eşliğinde şey yapıyor. Hiç diyor mu ulan bir karım olsun. Şurada şey yaparken şu kahveyi getirsin. Aşkım başka bir isteğim var mı işte? İstersen O gideyim zaman tipik RP'me geçiyorum. Aşkım benimle çikolatanı. ilgilen. Biraz benimle ilgilen. Aşkım yeter. Gel bir yayın açalım. 12 saat oyun mu Şu olur? Twitch'ten kopartık amına koyacağım. Yok, öyle birini bulursun bu arada. Ya yok lan nerede amına koyayım ya. Senin yaşıtında o Oğlum tipler var bu sadece arada. yayın Benim değil ki oğlum tanıdığım bir var. sürü şey var. Ben o kadar işten sonra kafamı resetlemek için insanlardan uzaklaşıp yüzüstü falan yatıyorum böyle. Orada ilgilenmek zorunda kalacaksın işte. İşte o da sırtına masaj yapacak orada. Nerede ya? Aga be. Benim tanıdığım biri var. Tam senin 29'lu yaşlarında. He. Senden biraz büyük, 29 yaşında o. Tamam. Ben 27 olduğum için Böyle güzel onun da işi olabilir. gücü var. Sen işine gücüne bakarsın. Arada kedi gibi geldiğinde seversin. Masaj yapar yayındayken. 12 saat yayın yapıyorsun. Bak Selin ama 8. haklı değil saatindesin. bu arada diyor. Ya beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Yok ya şaka bir yana. Gerçekten çok anlayışlı bir kadınla anca ben yapabilirim onu yani. Yoksa işimi Bak gücümü Selin abla yürütemem. diyor ki sana saygı duyan birini bulmak zor değil diyor. Bulursun aslında da ya işte şu an ona ayıracak vaktim yok. Bak diyor ki oğlum şu teli versene Tuğkan'a hafta bir... Ne hafta uyku... Oğlum Ha. şu teli versene Tukan'a. Hatta bir kız var. Ya oğlum sen beni ne zaman bulsan bir kızla konuşturuyorsun ya. Abi bu arada bir şey ola böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir zamparalık yok. Eve bir girdik. Benim girmemle 4 tane kız dışarı çıktı. Ya onlar unutmuşum lan onlar. Geçen bir Abi haftadır burada bir hayat hafta kopmuşlar meşgul zaten o. Böyle bir böyle bir Buzdolabında şey 3 tane olamaz. peynir vardı. Onu didikledi. Kedinin mamasını yemişler ya açlıktan. Ayıp abi, yatağa bu arada kedi sıçmadı Kız yani. da şöyle çönmüş böyle. Çünkü o kedi Tuvaletlikte bokuna da benzemiyordu. Bu aynen kadar ya, bok böyle var sıçamaz yani kedi. o. Abi yeni Utku abine çok benziyor. Ya abi sana dedim. Ben unuttum. Sanki Değil sen bana konutmuşsun mi? gibi. Doom 3 serisi. Doom'un bir klasik oyunu var biliyor musun? İki boyutlu böyle Tabii lan ilk çıkan işte. pikoyon 10 piksel bir. Minecraft'ın cobblestone duvarlı böyle. Cobblestone Onu muydu o? oynayacağım yine ya. Benim oynadığım ilk oyunlardan birisi o. Liseyi bitirdim mi? Çok oluyor. Bir sene. Selin yenge sana bulur hanım. Vallahi çevremdekiler bulamıyor. Bak. Tukan düşüş. Oğlum bak her gün evde yemek yapan. Masaj yapan. Ya sanki kadın hizmetçi gibi o algıda söylemiyorum ama. Yok değildi vardı yani. Birbirimize o konuda destek çıkıyorduk ama. Ya Abi var terazi abi. terazi bak. Bak Bak bütün olay terazide. bu olayın en sana dengelisini söyleyeyim mi? Artı ile eksiği yan yana koyacağım. Böyle eksiler böyle yapıyorsa ağır geliyorsa o iş olmuyor. Ben o dengeyi tutturanı görmedim daha. Varsa Volkan abi. ne? Volkan abi Semra Lan abla. Volkan neler çekiyor biliyor musun? Volkan abi bağlanıyor değil mi? Yok abi ben mükemmel yani hani Volkan abi Semra abla ben gördüğüm best çift yani. Evet onlar güzel idare ediyor. Ya bu şey meselesi. İki tarafın da fedakarlıklarıyla Evet tabii canım. işi yürütebilmesiyle alakalı Ya yani. bakmayın. Yoksa her şey istediğin gibi olmaz zaten yani. Yani bu adam da yani insan değil. Ayıp ama bakın karını da bir bakacaksın, Oğlum seveceksin. ona bir şey demiyorum ya. Ben sadece dikkat bozukluğum falan var ya. Böyle sürekli ilgi bekleyen kadınları sürekli... Ya ben aşırı ilgi göster bana diyen kadınlardan geriliyorum oğlum. Ben Evet zaten o abi. ilgiyi gösteriyorum yani. Ama hep ben. Bencil kadın bak bencil Evet kadın bencil sevmiyorum. kadın. Sürekli böyle ağlıyor. Ya şu oldu bu oldu. Yani Ya senin mesela 30 tane o da işin. çok önemli. Bir şey sohbetini yapıyorsun. Konu açıyorsun. Abi konunun elle tutulur bir yanı olması lazım. Böyle bomboş muhabbet. Bilmem ne bilmem ne teyzesinin hanımının bilmem ne yaptığını dinliyorum böyle. Ya aklımda o sırada benim işte karınca çiftliğim oluyor. Bir şey oluyor. Gibi gibi. Neyse. Siktir edin. Ben bekar geldim. Bekar gideceğim amına. Orada en iyisi ya. Yok ya bazen şey istiyorsun. Böyle. Abi işte onu diyorum. Hayatına biri eşlik etsin istiyorsun. Yani
8 saat yayındasın, arkadan gelip çay ister misin Yo, canım? benim öyle bir derdim. Ben onun kendi işini kendi Sen görenim. Çay istiyorsam gider alırım. Bir kadının bana çay getirmesine ya veya bir tamam hizmet da işte göstermesine gerek sıkıntısı yok. o. Benim kafama sağlık, şuramın sağlığı bozulmasın. Bak, istiyorsa masajı ben yapayım ya. Hiç önemli değil. Bir çay yap gel. Ne? Bir çay yap gel. Eldiren boş yapıyor. Aynen kardeşim. Siktirip gidebilirsin. Boş adamları Bandaj. niye izliyorsun oğlum ya? Kurtulun şu şeyden. Boş adamlara zaman harcamayın ya. Amık çocuğu. Orospu çocuğu. Hiç değil mi? Banlamasaydı oğlum. Benim kanalım değil bu. Ben banlardım öyle yapsaydı. Allah Allah, senin kanalın benim kanalım mı var? Benim evimdeki adama laf edemezsin. Sonra evi Ya bak sar. çok enteresan bir şey anlatacağım size. Bak bu Bak, konulara senin gelince. böyle girmemen lazım, biliyor Ne? musun? Bu meme oldu. Ne? Sen mi direkt gir. Mesela abi Abi aklıma diyeceksin. geliyor ne yapayım lan? Ama bu mimlik. Neyse, Bak yani evet. eski ilişkimle ilgili kesinlikle saygım sonsuz ona bir şey demiyorum ama ben o 5 yıllık ilişkimden sonra kendi ideallerimi, Soğutan o mu hayallerimi oldu? tabii Ha, yani bak o senin çok iyi. yaptığın, senin hayallerine, senin planlarına biri eşlik edemiyorsa, saygı duymuyorsa veya başarılı olmandan bile korkuyorsa zaten seni geri çeken bir insan oluyor hayatında. Doğal olarak da atmak istediğin adımları atamıyorsun. İşte o çok önemli. Evet. Yani bir kadının temiz kalpli olması çok önemli o konuda. Senin başarılı olmanı, senin mutlu olmanı istemesi gerekiyor en başta. Zaten Zaten bunu mevzu o değil istemiyorsa midir abi? ama Şey çok yok. değişik tipler var oğlum. Bak, çocuk yazmış, 20 yaşıma geldim. Ne? Hiç ilişkiye girmedim, sorun mu var? Yani yok. Biraz şey tabii. Ya bu şey mevzusu değil ya. İlla hemen 13'e girdiğiniz an atlayın birinin mevzusu değil tabii. Ya onun zamanı gelir. Ben Benim var merak lan ederdim arkadaşlarım abi. öyle 23-24 yaşında ilk Ya defa bir var kızla tabii çıkıp canım. evlenenler falan var böyle çok mutlu olanlar. Kedi nerede lan millet kedi diyor. Ben onu fena bir siktim. Ama nasıl eğittim, gördün mü? İn Ya diyorsa o ben iniyor. işte komutu el hareketini benden öğrendim. 6 yaşında. Alonto hoş geldin. 6 yaşındayım, hiç ilişki. Oğlum. Onu bunu siktirelim. Bu arada bak, o şey doğru. Bazı ilişkiler cidden insanı soğutuyor abi. Çünkü o an yaşadığın belki seni depresyona sokuyor kadın veya Evet. kız. Ve şey diyorsun, abi sikerim bir Abi daha böyle dert. olacağına. Tamam, dertler zinciri işte. Kafanda 3 tane problem varken bir kadın senin o 3 problemini 2'ye indirmek için çabalıyorsa hiç sıkıntı Hiç yok. Ama o sıkıntı. 3 5'e problemi çıkartıyor. 4'e 5'e çıkartıyorsa yarrağı yemişsin oğlum. Yapacak bir şey yok. İşte abi, ondan sonra Twitch adam hoş geldin. Ondan Bizim abi sonra şey chat var oldu. ya kediyi göremiyoruz o ekranda. Kedi oturuyor orada Evet. yüksekte. Bu ilişkilerle ilgili yakında da detaylı sohbetler yapacağız ama şimdi çok Şimdi konuşmak çok konuşmak istemiyorum. istemiyorum. Ya abi, eş dediğin, hayat arkadaşı dediğin mevzu zaten kolaylaştırmak için, zorluk için değil abi. Yani ben şey zorunda değilim. İşte bugün acaba kızın ne derdi oldu? Bugün acaba kızın Ya o ne işte sıkıntısı o bizim oldu? Türk kadınlarının çoğunun genelleme yapmıyorum burada Gözde de vardır Selin de vardır hiç alakası yok yanlış anlaması kimse de kurbanı oynamayı çok seviyor bizim Evet, kadınlarımız. evet, Yani bir evet. kurtarıcı arıyorlar. Hep ve de hepsi kurban. Kimse Evet. kimsenin kurtarıcısı olmak zorunda değil abi ya. Değil abi, bu işin şeyi yok yani. Bu arada Twitch sözlüğe abonelik hediye etmiş Alp abi. Hoş geldin. Twitch sözlük de bizim elimizin altında. Neyse. Twitch sözlük ne Bu lan? Bu dedikoduların yapıldı yani. yayıncı sözlüğün Beni Twitch versiyonu. kötü yorumları silin kardeşim. Ayıp Ya denen bir şey işte var. Bak onları oraya öldürmek herkes için. yorum yapabiliyor. Ben 20 tane fake hesapla girip bir kişiyi gömerim orada. Donate atmayın abi, çıkmıyor. Donate atın da yani Atın hani da çıkmıyor. çıkmıyor ama. Çıkmaz Yani yani. sen Hani gönülden ister destekliyorsun ha ya ama abi, onu yani yapma donate yani. zaten öyle atılmaz. O dediğiniz her ilişkide oluyor, şu zorluğu kabul. Aa, bu kabullenip kabullenmeme diye bir şey yok. Ya bence ilişkide alttan alma da mevzusu da bir noktada Yok o oluyor. Olmak olacak da, zorunda. ama bir Şimdi yerde herkesin oğlum patlıyor herkesin abi. değişken psikolojisi var tamam mı? Ben 10 gün çok tatlı bir adamken 11. gün çekilmez bir herif olabiliyorum. O Evet. çekilmez olduğumda kişi beni tanıyorsa abi salacak beni anladın mı? Dokunmayacak Yok, bana. onu söylemiyorum. Ne Şunu diyorsun? söylüyorum. Mesela diyorsun ya, işte kadın sürekli kafanı şişiriyor. Bilmem ne. Bak, Onesis dediğim çocuk bu anlık. Hangisi Abi o? git nickini değiştir. Onesis diye geldi iyi yayına. Hoş geldin. Mesela kadın diyor ki, ya işte bugün şöyle oldu. Bugün şu arkadaşım var. Keşke ölsem. İşte şöyle böyle. Tamam canım, olur öylece. Sürekli teselli moduna girmek insanı
Ya yok, hayat enerjini kendi dertlerini unutuyorsun yani. Oğlum yeri geldiğinde. Evet abi yani. Bir bakmışsın ana hayatın ben geçmiş. Yok, ben gitmişim. Ben yani. Yaşadım onu oğlum. 4 sene boyunca bir başkasının derdiyle ilgilenmekten kendimi unutmuşum amına. Bu kötü bir şey. Abi, kendinize yani, bunu yapmayın diye söylüyorum. Evet yani işte yok ben çok seviyorum abi. Ne babet köpeği biliyorum. Ne isterse yanındayım. Bir yerden sonra ya bu ilk başlarda şey olursunuz. Tamam olsun. Teselli falan patlama noktanız yoksa geliyor. Herkes herkese destek olsun güzel bir şey bu. Evet ama bir yerden sonra patlıyorsun. Bunu sömürmemek lazım. Altta alma dediğim kısım da o yani. Hani geri gelecek tamam canım böyle böyle de yeter. Bak Selin ya bir şey diyeceğim dedim. Bak bir dakika şimdi. Hazırlanıyorsun. Hazırlanıyorum. Selin abla bu arada iyi konuşur. Evet seni bekliyorum. Olayın ya bir şey diyeceğim ya siktirin gidin yazın. Ebrar hoş geldin. Yakınlarımda bulunan çoğu kişi de bunu diyor. Bana başkasının derdi ile ilgilenmen seni daha çok yıpratıyor diye. Evet abi yani sikiyim ya şu hayatta en önemli biz varız. Sen varsın. Birey olarak oğlum bir kere herkes varsın. İçin kadın da erkek de önce kendini değerli görecek abi. Evet. Önce kendini kıymetli görecek ki karşısındakine de doğru oranda değil mi gülmekten yazılır. Siktir. Gülerken siktirecek değil mi? Köprücü Mehmet abi. Senin adın Mehmet mi? Köprücü Mehmet. Frenzon'dan nasıl? Ya sikeceğim frenzonunuzu ya. Vallahi ne çok frenzon yiyorsunuz oğlum. Bu ne ya? Bunları bir gün konuşuruz böyle. Bunları bir gün evet bir gün konuşacağız. Bir konuşuruz. Sırf sizin için. Evet. Derslerim çok kötü değil ama korkuyorum sınavdan. Ne sınavı lan? Üniversite mi? Abi sikeyim ya. Türkiye'de de öyle bir ezber var ya. O ne lan? Bir kere ben şeye çok karşıyım abi. Evet. Benim yaşlarımda, ben de dahilim. Bu yaşlarda ilişki yapılması bence mantıksız. Bu yaşlarda mümkün ol... Ya böyle ilişkiden kastım şu. Bu yaşlarda 3 senelik, 5 senelik ilişki ben senin yaşlarındayken 3 senelik, 4 senelik ilişkim vardı mesela. İşte ben buna karşıyım. Ben değilim. Hadi bakalım. Benim şu anki düşünce yapımın sebebi o ilişkilerim işte. Çünkü her ilişki sana tecrübe kazandırıyor. Ama işte ya tecrübe kazandırıyor. Ya sen ne diyorsun? Ama İlişki yaşama takıl mı full? Mümkün olduğunca tecrübe edin. Ne nasıl edineceksin ilişki? Yani ne kadar ilişki o kadar tecrübe oranına da hemfikir miyiz? Ya bir kere her kadın farklı bir şey sana katar. Her kadın aynı diyoruz ama her kadın aynı değil. Kapattı. Of. Zardo mallık var. Evet bu doğru ama bence tamam, bu arada... O kadar oku tamam yeter. Başka... Kızlar maldır. Arkadaş olmayanın derdinin yerine ve kişisine göre paylaşmayı bilmeyen ve hep küçükken ağladığında, sızlandığında annesi tarafından ağzına meme verilen kızlar bunlar. Doğru. Doğru. Dedim, bu arada bak konuşuyoruz ediyoruz ama ben de hayatımda hep mesela problemli kadınları alıyorum alanıma. Kasıtlı olarak mı çekiyorum değil, yani? Çekiyorum abi. Problemli evet. Kadınları çekiyorum. İşte bunun sebebi ne oluyor biliyor musun? Hep lan! Kurtarma için. Ya içsin oğlum hayvanın su kaynağımın okuma engelli. Sen oradan mı içiyorsun? Hayır o temiz su. O ha, sağlıklı su ya oradan içi. Ya abi işte. Demek ki sende şey var. Bak sende zaten şey var. Birini teselli etmeyi şey yapıyorsun. Evet seviyorum ben onu. Evet. Ama işte diyorum ya sonu sömürülüyor. Evet abi işte bu. Bu orospu şafı. Giriyorum abi. Ben artık mesela şu yaşımda. İstemiyorum abi dert. Zaten dertli bir hayat yaşıyoruz oğlum. Her şeyimiz evet dert amına koyayım. Ben bir daha bunun üstüne artı bir dert katacak. Niye bir kadınla enerjimi tüketeyim bak, ki? Bak senin ablaya bak. Kendi kendine savaşan kızlar çok nadir. Anca ağlasınlar. Yürü be. Ulan bu be. Onun üstü monitör gitti. Neyse. Olsun lan. Bir şey olmaz. Değer. Ver bir sigara ısmarla. Keyifle. Bu ne içtin oğlum sen? Ben içmedim ki o kadar. Bu ne amına koyayım bu ne? Almaya giderim. Sen de o mesafeyi koymadığın için Güzin ablaya dönüyorsun. Aynen öyle. İşte dur demek lazım abi. Ve de onu törpülediğin zaman da karşıdan şey tepkisi görüyorsun. Benimle eskisi kadar ilgilenmeyi sevmiyorsun. İşte o an bunu koyuyor. Lan hayatımı çıktı. Neyi seviyorum? diyemiyorsun anladın mı? Bir anda ya şey diyorsun böyle ben biraz ben kendime odaklandım falan. Bu ne bencillik falan yapıp kadına şiddetleyip cebe koyuyorsun. Gece sonu herkes gay nereye gidiyor bu muhabbet? Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Yani cidden kadın tribi yiyeceğime erkek yarrağı yerim ya. O kadar da değil. Ne demek değil. Hani konuştuk o kadar. Bu ne ya? Ne pis muhabbet bu ya oğlum.
Abi 1000 kişiden 10 kişi çıkıyor diyorsunuz da zaten hani mevzu odur yani. Abi ne kadar ilişki? Çünkü bir noktada ilişkide kendini tanıyorsun. Yani şunu diyorsun. Mesela kendinde hiç olmayan bir özelliği sen ilişkiye başladığında anlıyorsun. Mesela Tuğkan abi diyor ki ben mesela çok kıskanç bir herifmişim. Bunu biriyle çıkmaya başladığımda anladım. Evet, ben Atıyorum. zamanında Ha. aşırı işte bu aslında kıskançlık değil. Ben kıskançlığı artık şuna yorumluyorum. Ya örnek Kişinin verdim. kendine özgüvensizliği abi. Yani kıskanmak güzel bir şey, kıskanabilirsin ama Böyle çekip daha zehir yaşayamam. edecek kadar kıskanıyorsan o kendi problemin aslında. Kadının değil yani. Ya kadının da bokunu çıkardığı noktalar oluyor da. Ağlıyor mu ağlamıyor mu ilk buluşmadan bile anlaşılır ama iyi analiz yapmak lazım. Bence hiçbir şeye Analiz bak. çok önemli bu arada. Evet. Evet ama onu ufak yaşta çok kestiremiyor tipi. Kestiremez. Çünkü Oğlum. heyecanı var ya. Ay bibim canım aşkım. Ya ben her sene daha farklı bir adamım abi. Her sene daha farklı Evet bakış öyle. açısına sahip oluyorum mesela. Kendimi geliştiriyorum o konuda. Çünkü kimi insan şöyle ya siktir et amına koyayım bunu da çekerim de yeter ki bir kız arkadaşım olsun diyen Ha. tipler bile var. Ha. Öyle bir şey değil abi ilişki. Ya onu gençken yapıyordum. Çok uzun yazanları okumak çok zor oluyor Evet ya. abi ya o. Evet ya şöyle bir şey yok abi. Bir tane erkek arkadaşım olsun. Sürekli peşimden gelsin. Sürekli. Ne olsa yanımda olsun işte her derdimde deva olsun, teselli olsun, bilmem ne olsun, şu olsun, bu olsun. Orospu çocuğu olduk. Öldük amına koyayım. Yeter da. Yeter abi. Yeter. Ulan Esra. Amına koyduğum karısı. Bak giriyorum bile. Ha Ha bir ne yok oluyor şaka lan gerçi yapıyorum ya. Esra diye birine. Esralar kusura bakmasın. Örnek verdim. Kıskanmak konusunda bir şey diyemiyorum. Onu henüz ben de çözemedim. Öyle. Ya yok kıskanmak bence tatlı yani. Kıskançlık duygusu Ya boku kıskanmak. çıkmadığı müddetçe keyifli. Çünkü herkes Evet. kıskanılmayı seviyor. Seviyor abi. Hepimizin özünde bu var. Ne oldu lan kıskandın mı falan. Kıskandım. Bir de şöyle tipler var. Ne kıskanacağım lan falan Ya tribine girip böyle iyice zehir eden. o kıskandım deyince ama orada çok hoş O oluyor. yerim diyorsun, öpüyorsun mesela Ay. hani anladın mı? O zaman ben evden dışarı çıkmayayım aşkım falan. Şey çok kötü abi. Yani cidden benim bir arkadaşımın çocuk kafası böyle geziyordu amına koyayım. Böyle bir şey olabilir. İnanmam. Normalde kızın kafası eğilip bizi çocuğu eğmişler. Oğlum Dominantlık. zamanın mesela kadınlarıyla kızlarıyla şimdi çok farklı mesela. Bizim zamanımızdaki Amına koy. kızlarla şu ankiler çok farklı. Amına koyuyorlar. Çünkü erkekler gitgide çaresizleşiyor oğlum. Çok enteresan. Erkekler gitgide ezikleşiyor. Hep yayınlarımda da söylüyorum. Kul köle gibi bakıyorlar kadınlara abi. Sonra kendi kaldırdığı götü kendi aşamıyor. Abi Ha. kız yok. E yok tabi Yok amına. O amına. kadar kaldırırsan götünü kız siklemez seni. Gibi. Sinirlendim. Burak ben çıkıyorum. Merve'leri ders çalışmaya gitmem gerekiyor. Ya abi dediğim gibi kıskançlık tabii ki de sende ne lan o çocuk ne hayırdır amına koyayım falan demişliğim Ya vardı helal de ya. lan o kaç kişiyi Ya. indirdik öyle ama. Ulan kız kuyruk sallıyor çocuğu dövüyoruz. Bak bu bile İşte abi orada şey yapacağım bir oluyor şey artık. yok yani. Hata yani. Kız çocuğa bakıyor gitmiş çocuğun Aşkım kafasına bana takmış sürekli durmuş. mesaj atıyor diyor ben. Sallıyorum. Cevap veren sensin. Engelle geç amına koyayım. O da şeyi görmek istiyor. Ne kadar Ha. sahipleniyorsun bilmem ne falan. Lan Kimi çirkin abi şeyler şey bunlar çok ya. iyi değil mi ya? Ne o? Yani tabii sen ya ben kendime göre konuşuyorum da Annen inşallah seni yayın izlemiyordur. ya Ha, izlese de bir yarıyor şey. şu O ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. aç aç. En iyi siktir etmek yazıyor geçsin. İşte abi nefes alsın yeter dediğiniz için zaten yapan kızlar bile böyle buralarda. Siz seçici olun ya. Siz seçin oğlum. Onlar siz seçsin. Yok yanlış oldu. Ya hayır Siz abi. seçin. Ne Ha. diyeceğimi unuttum amına. Ha. İlgi mesela her insanda olur abi. İlişki içinde biraz böyle kafam dolu olur. Bir şeyler olur. Sürekli o eski gösterdin ya canım ne yapıyorsun falan yapamazsın ya. Böyle arada bir hafta böyle. Bende oluyordu mesela. Bir hafta böyle bir yoruluyordum yani. Sürekli yazmıyordum falan. O arada bana ilgisi dönsün diye kıskandırmaya Abi o çalışayım. zaten dünyanın en Abi çaresiz yani hareketi. hani Biz de ya ben de yaptığım zamanda yani ya da ya bana da yapıldı. Kıskandırmak. Dur şöyle yapayım da iyice bir aşkı. ben orospucuydum o konuda. Ben ilgisi dönünce yani kız böyle biraz şey davranınca Geri başka çekeceğiz abi. kıza yapışıyordum. Öyle Ama yapacağız. kıskandırmak için Dojlamak o. değil. Tamam işte kimi söyle ben de öyle Ha. yapardım bir ara mesela. Kız böyle beni çok kıskandırmayı ayar ediyor beni. Ha, öyle mi amına gidip yapmak yerine hani hop
Ha. Hadi bakayım ben de yolumu Seren değiştiriyorum hadi sonra. Ne oldu aşkım? bakayım. Niye mi? Amına koyayım sen başlattın. Amına koyayım yani bu işte. Bunlar ama bak bunlar çocuk ilişkileri. Evet. Bunlar çocukluk Ama çocukken olan işte şeyler. şimdi mesela burada bunu söylüyoruz ki çocuğun biri ayıkacak. Chat'te diyecek ki Aa, aa. sonra böyle olacak. Ama kız yok ki. Ölmedi ki kıskandıralım. Kız olsa yapayım abi. Kız var oğlum. Siz Natasha arıyorsunuz. Dedem öyle derdi. Natasha mı arıyor? Bak kız olmama rağmen kızlar çok fena diyor. Bu arada biz bir şey diyeceğiz. Biz burada Sıkıldım. sadece Siktir git o zaman. Ne yarrağımın duruyorsun kafası. burada? Tamam sakin ol. Benim tatağım yapma öyle. Buraya oturunca öksüz Öyle oluyor değil öğrendim. mi? Kıskanmak ve aldatmaya dayalı nispet yapmak yıkıklıktır. Bence en büyük ahlaksızlık. Yani bir noktada. Ya. İnsanız. Ne o ne dedi? Ya kıskanmak ve aldatmaya dayalı nispet yıkıklıktır diyor. Evet, Vlad Mane yıkıklık hoş geldin. zaten. İşte diyorum ya çaresizlikten oluyor bunlar. Özgüvensizlikten oluyor anladın mı? Kontrolü kaybediyorsun. Hiç kimse kendine güvenmiyor ki. Şunu diyemiyor millet. Abi kendi kaybeder ne yapayım? Ha. Benden bu kadar o zaman diyemiyor. Aksine engellemeye çalışıyor. Amına Oradan çıkıyor bilmem koyayım ne. Ya siktir git. gideceği varsa gider. Zaten öyle yapıyorsa sen git amına Kızım koyayım. yok ya. Yok ki. Şunu geldin mi Ne aklına? o? Ne yazmış o yine? Ya ananı sikeyim git. Nerede o mesaj? Yukarı al yukarı. Siktir Siktir git et gitti. kardeşim. Orası bu şey. Bu ne? 28 yıllık bakirim elime kız eli değmedi. Yıkığım Allah belamı vermiş. Bence bak bunu kendini böyle şey yapabilirsin. Git mağara Böyle deliğine sok. Ne diyeyim ona? yok yok. Bir özellik olarak tanımlayabilirsin. Asilik diye bir Öyle bir şey var kadınla mıdır diyorsun? yatacağım ki hayatımın tek kadını olacak. Ben O ona da yüzden karşıyım tutuyorum abi. ya. Tamam. Ya tamam canım. Çocuğu hani şey yapmak Bu arada öyle bekleyip bekleyip 65'ine geliyor. 40 kadın biri geliyor. birini bekliyor. 28 senedir bu arada yani bari ölmeye yakın kanser biriyle falan şey yaptı zaten. Tövbe amına koyayım ya. Birinin canını alır yani 28 sene beklemiş. Bence çabuk biter o ya. 28 yıl. Hiç korktuğun gibi olmaz. 5 dakika sürüyor. Hayır, hayır. Ah! Bitti, bitti amına Atasıyım. koyayım bu kadar. Böyle dirseğin memeye Kızım. değiyor. Bu arada pisleşebiliriz. Bende sponsor yok. MSF Yo falan arkada. ben de Her pisliğe taraf var. siyah, hiçbir şey Kafana görünmüyor. okey attım lan az önce. Seçtiğiniz kızın şu an başka birinden çocuğu olunca kapa... Ne? Ne? Seçtiğiniz kızın şu anda başka birinden çocuğu olunca kapanıyoruz. Ya siktir et. Kapanıyorsun oğlum. Ya abi böyle bir muhabbet Pille yok ya. çalışan makine mısın amına? Sevdiğin kadın başkasından çocuk yaptıysa Allah analı babalı büyütsün de geç ya. Ne Abi kapatıyorsun kendini? bunlar hayat bir aşk filmi değildir arkadaşlar. Böyle biri gelecek karşıma bir tek sevdiği ben olacağım. Sonsuza kadar yiyeceğim. Abi çok Yoksa başka bir... sahipleniyoruz. Çok. Onu yapmayın zaten. Evet yani. Onsuz yaşayamam. Onsuz ben ne yaparım? Hayatımın kadınını buldum ya da ilk defa buldum. Kaybetmemeliyim. Abi. Bizim bir arkadaş vardı. Çocuk lise 2. Oğlum bakire misin? O bakir misin olur? Ayı bakire misin Bakireyim. ne? Neyse. Çocuk lise 2'de abi bir kıza vuruldu. Bizim okuldan da değil. Hatta aralarını ben yapmıştım. Ama böyle bildiğin şey yani film gibi yani. İşte çok iyi sabah akşam beraber geçiriyorlar. Bizim 4 kişilik bir arkadaş grubu var. Bizi siklemiyor çocuk. Hani şey olur ya işte çocuk sevgili yapınca Tamam o arkadaşları var. normal. O birçok Ha, kişinin o daha öyle olur. oluyor. Evet. Ayrıldılar bir sene sonra. Bayağı intihar edeceğim falan diyordu yani böyle Aptallık aptal tamam. salak bir şey yani. Ayrıldılar. O bir hafta, 2 hafta çocuk işte yok intihar et. Ben yok abi okulu falan bırakmaya karar verdim. Aptal Bilmem işte. ne falan. Aradan bir hafta daha geçti abi. Başka bir kızla çıkmaya başladım. Abi ne? Yani böyle bir şey yok abi. Dünyada hiçbir zaman o yoksa başkası olamaz. Hayır. Başkası kesinlikle olamaz diye bir şey yoktur yani. Hiç öyle bir şey yok. İnsanların Bu tek ben kaç çözümü... defa ben onsuz ne yaparım dedim lan. Al yapıyorum yani. Bak Bir dedim yani. şey değil Çocukken. mi? Ben onlarsız ne yaparım? Toplu 10 Abi kişi. yedinin altına indin mi strese girin.
En sevdiğim laf hiç kimse vazgeçilmez değildir. Doğru bu arada yani. Sevgi görmek için şu. Kafamızı nereden görüyoruz. Evet. Evet. Şu an mesela çok daha önemli şeyler konuşabilirdik. Ama. Evet. Doğanın kanunu böyle dönüyor. Olsun abi. İlişkiler konuşmak güzel yani. Hani insanlar sever ilişki. Yakında bu arada. Şimdiden zemini yapıyorum. Ne demek bu? Bereler çıkmadı. Yok çıkmadı. Abi boş verin karaya gidelim. Bir başlık içine. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm abi. Abi. Ne oluyor abi? Toplu indirimi. Oğlum ne pis heriflersin. Ne zaman milli olacağım? Şimdi bak, üç tur onu sorup bak ben de bunlara dayanamıyorum abi. Ne? Mesela ben bu çocuğa... Şimdi yani... ana bacı yapmadan duramıyorum ya. Anana sor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Hayır ya. Düşün, dur. Otosikiş meşin Elren. Oy ne pis bir şey. Oğlum, Almanya'dan selam. Bak ya. Adam altına yazmış. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Seviliyorsunuz. Sıkı takipçiniz değil mi? İyi akşamlar. Yani, düzgün. Almanya'dan yazıyor adam. Bizimki de amına koyayım ne zaman milli olacağım. Ha, Yozgat'tan yazıyor. Ha, Yozgat'tan yazıyor herif. Bizim. İp atıyor. Sevişmek güzel. Bu nasıl bir çaresizce karıştırdık. Güzel bir şey. Avrupa farkı abi. Üfle o macununu canım çekti. Peki şeye şey misin? Ne? Mesela bu da çok görülen bir şey. Adam kalkıyor veya çocuk kalkıyor. Diyor ki işte abi kızla işte yemeğe çıkacağım. İşte şuraya götüreyim. Fine dining vardır ya işte böyle şaraplar. Sikimde olmadı. Ha. Mesela bunu çok takan tipler var. Evet zamanında ben de takıyorum. Evet. Olduğu gibi ben takıyorum. Sonra dedim ki hepsinin sonu ayrılık amına koyayım. Ne kasacağım, ne kasacağım lan dedim. Abi yani dürümcü ya evine de gitseniz. Ben kafa kadın seviyorum abi. Böyle her yola gelebilecek. Her muhabbete gelebilecek. Anladın mı yani. Götüreceksin lahmacun yiyeceksin. Ya evet abi çok ciddiyim. Yani sen lahmacun tek başınayken lahmacun yemeye gidiyorsan keyifle. O kızla da onu yapabilmelisin anladın mı? Ve o kızla sana diyeyim oynan lan lahmacun yiyelim hadi aşkım falan. Böyle bu ilişki güzel oluyor abi. Bak. En güzel ilişki dost ilişkisidir ya. Evet. Senin kankin gibi olacak o. Tek farkı sevişiyor olacaksın ya bu. Evet. Bu kadar bak. Sevgi. Bu da fuck buddy'dir. Yürüyün amına koyayım. Vallahi öyle bizim ya. Bizim escort Metin var. Aramadım. Ha gidip bak bu demek değildir ki gene lüks bir yerde, güzel bir yerde bir duygusal, romantik bir yemek bir şey yapmaz mısın, yemez misin? Yersin. Ayrı konu. Ama gidip de sevgililer gününde yemeyeceksin anladın mı? Saçma salak bir anda aşkın pekişecek böyle. Sürprizi çakacaksın gideceksin. Ha böyle arada hiç bekleyemeyeceğiz. Lan hadi gel. Sen bunu bile tatlılaştıracaksın. İşte böyle karşındaki kişi biraz şey olmuş. Onu böyle bir yücelteceksin. Kadınlar sever abi. Bu kadar da gömmeye gerek yok. Kadın yüceltilmek ister, sevilmek ister. İnsan başta değer görmek ister. Ya içim sıkıldı falan. İçim sıkıldı mı? Beyran, ha götüreceğim, bam bam gömeceğim, sarımsak, soğan, bir öpeceğim, anladın mısın? Oğlum ikisi de yediyse bir şey olmaz. Değil mi? Sen de kokar. Ağzından dişini alırsın, maydanozu ağzına yuvarlak tükürürsün. Bunun sonu yok yani. Ya bir gün kıza diyeceksin böyle, aşkım akşam şöyle bir güzel bir şeyler gidi, seni bir yere götüreceğim, o zaten anlar. Hop bir daha lahmacun. Böyle topuklularla lahmacunla oturacak. Şey değil mi, böyle kokoreççiye götürün, biraz da bağırsak hep bok yiyelim. Bok yiyelim. Espriden sonra salak gibi durup bakıyoruz elden. Ya ben doğru mu söyledim? Ne dedim? Daha iyi random atıyorlar oldu falan. Ne o kız arkadaşının etten midesi bulanıyor. Ete başlatıyorum. Ya, o... İlk defa lahmacun yedirdim. Baksana çocuk neyle uğraşıyor ya? Kız arkadaşına et sevdirmeye çalışıyor. Lahmacun yedirmek onun için achievement amına koyayım. Açıldı. Kız arkadaş lahmacun yedi. Oğlum ayrıl ya. Bu ne ya? Senin adı aynı. Beyranım. Oo. Öyle şu anki bir... günümüz kızları maalesef öyle değiller. Teşekkürler Instagram, sosyal medya. Çünkü çağımızın kızları %85'i gösterişten kendilerini doğru. Evlilikte bile sırf tek taş ile fotoğrafı Instagram'a atmak için evlenen tipler var. Aynen. Maalesef maddi amaçlı kitleme peşinde olan kız oranı çok fazla. Sırf güzel mekanlarında insan... Abi o tarz tipleri ne yapacağım biliyor musun? Tolkan abinin taklidi vur geç. Yani tokadı vurup hadi yürü git buradan. Ben öyle bir şey yapmadım. Mecazi anlamı. Hayır canım o anlamda değil Allah Allah. Yani... Ben o anlamdakini yapıyorum. Senin dediğin anlamda. Hayır bak. Şeyi çok doğru söylemiş. İnsan ilişkisini, insanlığın özünü bozan bence sosyal medya zaten.
Aşırı özendirme, aşırı özenme. Hep bak bunu yayınlarımda da örneğini veriyorum. Şey olma. Instagram'da bir kıza giriyorsun, manyak bir hayat. Erkeklerde de bu var, sadece kadınlar için söylemiyorum. Ben kendi tarafımda anlattığım için kadınlardım. Çünkü erkekleri takip etmiyorum çok. İşte lüks yaşam, her yerde bir selfie'ler, her yerde yüz gülüyor, her yerde mutlu. Anladın mı? Zengin. Hayattaki her şeyini başarmış ve de onu paylaşıyor. Kızla tanışıyorsun, ediyorsun, şurada bir oturuyorsun. Benim kuzenim bana tecavüz etti. Abi konudan konuya, sırf drama amına koyayım. Burada sana anlatıyor bunu, için sıkılıyor, dönüyorsun şeye bir bakıyorsun Instagram'a, harika bir hayat. Değil aptal mi? Oluyorsun. Niye? Çünkü o kız dışarıdan öyle gözükme ihtiyacıyla yaşıyor abi. Sahte yaşantılar işte. Evet. Çok sinirleniyorum. Çetesini de sadece sen çekiyorsun. Bak bu birikmişlik, bu yaşanmışlık yorumudur bu arada. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu tarz muhabbetler. Sosyal medyada mesela kız bakıyor, diğerin sevgili sürprizler yapmış. Şöyle böyle. Ya sen kıza sürpriz yapıyorsun, kızın derdi telefon oluyor amına koyayım. Bak biz bok çekip koyuyoruz. Anladın mı? Hadi aşkım bana ne yaptı? Niye? Çünkü Ayça'ya, Merve'ye... Hava işte, atacak, hava atacak. Onlara bak bana ne yaptı. Ha, ha. Sonra gidiyor o kız, Ayça olan, Samet'e, onun sevgilisine. Bak gördün mü? Tukan kız arkadaşına ne yapmış? Ne aşklar var amına koyayım. O Samet garibim. Hay sikim, yeni bir dert yüklendi bana şimdi. O da Mehmet'e diyor ki işte, Mehmet ya bir kıza bir şey yapayım, çok ağlıyor. Abi zincirleme gidiyor. Ne sikim, 3 kişi beğenecek diye seni, like atacak diye. Ay ne aşklar var ya. O aşklara da inanmayın ha. Yalan amına. Akşam birbirini tırmalıyor onlar amına koyayım. Sen nasıl o çocuğa verirsin? Verdim işte, ne olacak falan diye. Ondan böyle bir tırmalıyor. Yok da ama örnek veriyorum yani. Hani. Olabilir, verebilirsin. O kadar iğrenç şeyler de var ama kızın Instagram'da aşk hikayesine bir bakıyorsun. O kadar mutlu ki amına koyayım. Wow. Ya abi Instagram bu arada çok şey yani, baya bomba amına koyayım. Bir açıyor canım. Sosyal medya kullanmayan kızlara şey söyleyeyim. Değil mi böyle işte, böyle çok samimi fotoğraf falan. Sonra ama onun arka planı şey. Ya gel bir fotoğraf çekileceğiz be. Ya benim kız arkadaşım yaşıyordum onu ya. Bak hep kötüleri konuşuyorum, kız duyarsa ayıp olmasın ama. O ya tatile gitmişiz amına koyayım. Bir yerde böyle tadını çıkartacağız ortamın. İki sohbet edelim, iki saralım, iki şarap içelim. Keyfini çıkartalım. Ha. Buna koyayım, o telefon, bu telefon, şarabı koyuyoruz, o ikisi birleştiriliyor, elimden tutup telefon... Ya bir siktir git, ben fotoğraman şey miyim amına koyayım? Abi ya? İşte o şey olmuyor, sevgi dediğin şey millete gösteriş... Sana benimle ilgiler! Siktir git! Yarrağım. Ver yemek yiyeceğim, depresyona girdim. Ya mıstık mıstık ya. Abi işte mevzu zaten orada kopuyor. Amına koyayım, sen biliyorsun güzel vakit geçirdiğimizi, ben biliyorum. Ona atayım, buna atayım, şuna atayım. Aşkım paylaşıyorum işte şöyle bilmem ne falan. Ne güzel olmuş. İnşallah herkes aşkı bulur. Ya bulur. Siktir amına koduğum çocuğu. Şimdi girip millet böyle atan arkadaşlarına özelden yazıyor değil mi? Yarrağım ya. Sallıyor, senin Ayça Samet'e vermiş. Eminim vermiştir. Abi kızları anlarsın, yönlendirmek çok kolay ya. Mesela giyme demek kız için, giy ama yakışıyor ama sana ne diyorsun amına koyayım? Ben ilişki yapmam. Murphy kanunu ne alaka lan şimdi, bu bir şey alakalı mı aslında? Hmm. I said yes. Ya tamam hadi onu anlarım bak. Bunu anlarım. Ya dün bir ona diyordu bir şey izledik, kız şey diyor ya. Ben diyor çok gösterişli bir düğün yapmak isterim diyor. Niye? Sen bu adamı sevmiyor musun? Sen bu adamla hayat paylaşmayacak mısın? Para önemsiz mi? Ben çok gösterişli bir düğün isterim yani, bir kez evliyorum. Siktir git lan. Yarrağıma bak amına koyayım. Amına koyayım, sonra iki tane eve et alamayınca bu nasıl bir evlilik ya falan. Yedin onları. Aşkım teyzene ya. Yedirdin amına koyayım. Hepsini yedin orada 200'ünü. Netle amına. Hareket miymiş? Abi ilişki önemli şeydir. Eğer değilsen tamam. Şimdi ilişki geçidi olabiliyor. Her şeyde skin'e takmaya gerek yok ama. O boşanmaya girmiş. Tamam evlilik. Biz sanki 5 defa evleniyoruz ama. Ne o ya? Değil mi? Ya sen de değil işte, bir kere evleniyoruz. Biz sanki bir... Abi... Ha, belki 2 defa... Ne, ikinci boşandın ikinci evliliğinde ne diyeceğim? En azından 2 defa evlenir maksimum. O yüzden 200 bin düğün mü diyeceğim? Ya. Saçma saçma oğlum bu tip şeyler. 14 Şubat başlı başına salakça bir şey. 14 Şubat... Ama işte strese giriyorlar oğlum. Düşünsene. Sen 14 Şubat'ı sevmeyen bir adamsın. Ben hiç 14 Şubat'a denk getiremedim ya ben, bu arada. Tamam kutladım ettim yaptım sürprizler falan. Bu aman abi bir saattir ne anlatır. Şu oluyor. İşte o sosyal medyanın boktan gücü orada devreye giriyor. Kız sabah uyanıyor. Sikinde değil. Ya benim zaten erkek arkadaşım 14 Şubat'ı manasız buluyor diyor. Açıyor Instagram'ı.
Abo! Güller dağıtılmış. Gökdelenden yarak gibi şey düşüyor böyle bam 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 balonlar düşüyor. O bu o bu. O 14 Şubat'ı tınlamayan kız bile bir anda sana trip atmaya başlıyor abi. Ha yani ne olacak? Bir kutlasaydık en azından bir şey alsaydık. Donetleri okuyamıyoruz yani abi. Bir gün almak bu kadar da olmuyor. Niye? Abi işte sosyal medya eşittir. Susar mısın bir saniye? Oyunun oynasın. Karıncalarınla ilgilen abi yani. Ama aşkım öyle olmuyor. Yani bir tane yılda bir tane bir gün var. O da olmaz. Tamam da aşkım biz her gün beraberiz. Tamam yani. Bak Merve'nin şeyini gördün işte. Ne yapmış? Erkek hiçbir şey gayet mütevazı bir şey yapmış yani. Niye? Ama sen canım... yapsan ne olurdu ki? Tamam, tamam canım, işim var, gücüm var. Ben de sana defa destek sıkıştım. Olmaya çalışıyorum ama olmuyorsun işte. Ama benim de gün... sevilme ihtiyacım var. Ama Ayşem. Sonra böyle oluyor Tuğba, işte. Yapma. Krize giriyorlar. Tartışma kilitlendi yerde hemen. Sonra sen böyle garibim oturtmuşsun. Tamam bebeğim özür dilerim. Allah belamı ver. Ben falan diyorsun. Sip deminin bir gününü almadım. Misal. Bak bunlar. Ondan ben doğru... sonra kredi çekip böyle Allah aşkına ver misin? Bak, ben doğruyum diye anlatmıyorum bunu. Yani bu kadar kadınları gömmüyorum. Yanlış anlamayın ama. Neyse. Onu da tavım ha. Tartışma tıkandığı yerde krize giren kadınlar. Abi üste çıkmaya çalışıyor. Evet, konuşturmuyor. O, bir şey diyeyim mi? Ben seni çok sevdim tamam mı? Ne alaka amına koyayım? Ben de sorguladım ya Allah. Böyle 10 yıl önceki mevzular falan açılıyor. Bir şey değil mi? Biz de insanız. Oğlum biz de insanız amına koyayım lan. Sikerim lan. Saçımı süpürge ettim. Öyle diyorlar ya. Ben senin için her şeyi yapardım. 14 Şubat'ta bize niye sürpriz yapmıyorsunuz amına koyayım? Ha. Ya daha yapanlar var. Ya yapan var abi. Bu karşılıklı olabilir ama mesela bir şeyin bir güne sığdırılması saçma bir şey. Bugün 14 Şubat. Herkes atmış. Işte. Bizim bir farklılığımız olsun. Öyle bir şey yapacaksan hiç ummadığın bir anda koyacaksın onu. Rutin normal bir günde. Sürprizler de öyle. Hediyeler de öyle. Şey diyorlardı. Sosyal medya ilişkileri şeyini düşürüyor diye. Verim uzun süresini falan. İnanmıyordum. Sikerler ne alakası var. Zaten bitiyorsa bitiyor diyordum ama düşürüyor. Aynen. Ya ben şeye bakıyordum işte. Kıskançlık olur. O seni takip etmiş bu. Ama bunlar daha çok etkiliyor. O böyle yapıyor. Bak bunlar böyle yapıyor. Doğum günü ve evlilik yıl dönümü. Ya doğum günü de olabilir. Bak doğum günü tamam. Tamam. Ha, o... Doğum günü bir insanın önemli bir günü. Benim için en önemli özel günlerden biri doğum günüdür. Böyle hediye aldığımdan değil yani. Alıyorum da yani şey gibi oldu amına. Öküzün. Nerede benim hediyem? Benim hediyem nerede? Ha? Aşkım maddi durumları biliyorsun. Geç... Aşkım bir kere doluyorum. Senenin bir günü bir hediye al. Zaten hiç şey anlıyorsun ki. Arkadaşının kardeşi doğum yaptı. Tam altın taktık biliyorsun. Ne olmuş arkadaşımın kardeşi doğum yaptı? Senenin bir gün doluyorum. Ya doğum günü eyvallah. Doğum gününde sürprizini de yaparsın, kutlarsın da. Özel bir gün, doğduğu gün. Ama diğer 14 Şubat gibi böyle zoraki diretmeli günlerde bence siklemeyin abi. Baştan da anlaşın, söyleyin. Sizin sarsettiklerinizin tam tersi bir kadın ama kimse öyle olmayınca kimse kıymet bilmiyor. Yine de öyle olmayacaksın tabii ki. Abi şöyle bir şey var. Yani... Biz bunları anlatıyorsak biz bunların farkındayız ve kıymet gösterebileceğiz ve biz dünyada iki kişi değiliz amına. Üç kişiyiz. Tuğkan abinin yeğeni var. Abi şu ara verme konusu da çok konuşuluyor ha. Ben bir ilişkide ara vermek diye bir şeyi hiçbir zaman mantıklı bulamadım. Ya, ara vermek değil de ben şeyi savunuyorum. Çünkü ara vermeye başladığın zaman aslında o ayrılığın ön adım o. Ara verdiğinde de bir gün sonra çok uzun değil bir iki gün sonra sinir basıyor. Bir tarafı daha çok veya iki tarafı da basıyor. Bu sefer tekrar birleşebilmek için işte bu kıskandırmalar, merak ettirmeler, bir anda sosyalleşmeler, gezmeler falan başlıyor. O sinir harbi patlıyor, kavgaya dönüşüyor sonra barışıyorsun. Aslında iki tarafın da istediği şey o. Bir boka yaramıyor bence şey. Ya ben ara vermeye değil de şeye mesela okey. Mesela senin atıyorum çok işim var, inanılmaz işim var. Belki bir arkadaşın Allah korusun başına bir şey gelmiş. Ara verme abi, ara verme değil. Ya dersin ki işte ya bu aralar çok şeyim. Bana bir hafta falan çok böyle yazıp edemeyebilirim işte atıyorum. Abi mümkün mü öyle bir şey? İşte mümkün değil. Belanı sikerler. Amına koyayım sikerler. Araba yolculuğunda mıyız? Okey mi oynuyoruz? Ne arası amına koyayım deli oluyorum ama. Doğru. E işte bazen bende oluyordu abi. Ben diyordum ki şu sıralar kafam çok atık. Yani bana bir şey dersin. Normalde şey yapmayacağım bir şeye sinirim sana gelir. O yüzden Selim bir şey yazmış. Herkes çok atlıyor. Ha okudun mu onu? Okudum. Araba yolculuğunda mıyız? Okey mi oynuyoruz? Araba vermek ne bunu? Ara çok saçma bir şey ya. Belki ilişki çok kötü durumdadır.
Ve kimi insan bir şey çözümleyemediği zaman birbirine çok daha fazla saldırmaya ve kullanmaması gereken kelimeleri kullanmaya ve yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlar. Evet. Böyle bir durum olduğu zaman hani çok sinirliyken susmayı tercih edebilmek vardır ya, susar gidersin. Mesela benim başıma geliyordu abi, kız arkadaşımla kavga ediyorum. Boğacağım lan boğacağım. Yani boğmayacağım da. O kadar sinirliyim ki gözüm hiçbir şey görmüyor. Tek isteğim siktirip gitmek o evden. Bak tek isteğim o. Bırakmıyor. Çünkü şöyle bir psikoloji var. Hayır, bunu bugün şu an halledeceğiz. Lan amına koduğum, halledemiyoruz halledemiyoruz. Bırak. Yani bunun sonu ya çok ateşli bir sevişme ya da çok ciddi bir ayrılık yani. Ya bir beni sal lan, gideyim şu arabada gideyim de bir yan koltuğu yumruklayayım amına. Bir sal beni. Hayır bak, ben yapamıyorum halletmeden. Lan oğlum bir bırak beni. Olmuyor amına koduğum. Beni bırak. Bırakmıyor. Çok kötü, yapmayın abi. Es vermek, kopmak falan güzel bir şey böyle. 2 saat bile olsa. Çünkü o sinir yatıştıktan sonra ık demeye, sinirleneceğine bık demeye seviyor oluyorsun. Bir sal lan. O benle oldu mu mesela telefon görüşmek. Kapıdan çıkıp bir de sevişmeye mi gideceğim yani? Hani o kafaya bin tane şey geliyor bu sefer. Kesin ayrıldı benden, terk etti beni. Ya bırak. O kadar kolay değil o işler. Ya. Ben sigara veririm sana, bende var falan. Gider alırım. Yap lan bana. Ben niye bu kadar dolmuşum ya? Abi evet ya. Ya. Şey var, ben mesela telefonda iş o raddeye gelince direkt kapatırım. Tamam, sinirlisin. Olmuyor abi işte. Bir arkadaşımla konuşurken de öyle. Ya, telefonda kapatırsın, realde öyle olmuyor. Ben başta böyle bazı ilişkilerimde anlaşıyordum ben. Bak bir tanem, gerçekten sinirli bir kavga ediyorsak bir anlaşma yapalım seninle. O sinirimiz bizi bitirmesin. Eğer kavga ediyorsak ve orta yolu bulamıyorsak 1-2 saat, 3 saat konuşmayalım. Hayır oğlum. Bir dinleyelim. Çünkü insanın kendini dinlemesi, olayları tartması bir süreç isteyenmiş ya. Evet. Sinir anında olmuyor. Sinirliyken her boku söyleyebiliyorsun. Bırak söylemeyi. Belki normal hayatında sana karşı kullanmayacağım bir cümleyi veya hassas bir noktam var mesela ailenle ilgili. Evet. Senin ailende önce bir sorgulamak lazım. Işte. Bunu demezsin normalde. O an diyorsun. Ha, mesela eski şeyinden vuruyorsun. Ha, Cem olsaydı sana öyle yapmazdı değil mi falan? Bunları yaşamamak için o karşılıklı olarak bir nefes alabilmeyi bilmek lazım. Evet, ve izin vermek lazım. Ki empati yani yapabilsin. Yani bir nefes alayım deyip içeri gidip 5 dakika sonra ama öyleyken bu da böyleydi. Lan bir 5 dakika ver amına koyayım. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Birçok kadında bu var. Erkekte de var. Erkeğin de o tipini biliyorum. 2-3 saatte geçmez olsun. Bu neden bu kadar dolmuş? Bu ne lan, yarrak kafalı uçar deniz. Bu mu denir? Sen babana bu mu diyorsun amına koyayım? Ya da bir insana. İyi laf koy. Amını siktiğim. Bir gün kafidir. Ya hani... işte bir gün. O 2-3 saati Tuğka abi artık şey diyor. 5 dakikaya bile izin vermiyorlar. 2-3 saat var. Hani o çaresizlik. Normalde bunun şeyi bir gündür. Bir uyuyacaksın, uyanacaksın. Ya tabii abi, bunlar çok büyük kayıplar değil. Bir insanın bir gün 2 gün olayı bir tartması, sorgulaması. Güzel şeyler bunlar. Olgunluk yani bir nevi. Yaktın abi. Çükünü yaktın. Yani aldın. Ya. Ben bir hafta ara verdik, kız evlenmiş, daha bak, yattı. Çok güzel bir şey yazdı. İlber Hoca'nın dediği gibi Türk insanı birbirine özel alan ayırmasına izin vermiyor. Kesinlikle. Evet. Benim sağlıklı ilişki yürütememem veya şu an ilişki hayatıma sokmamamın en büyük sebebi bu. Benim özel alanım çok fazla. Hayvanlar olsun, işte YouTube olsun, Twitch olsun. Bir sürü alanım var kafamı dağıttığım. İzin verilmiyor abi ona. O da neye geliyor biliyor musun? Benliğine yetmiyorum. Benliğine, işte diyorum ya, karşı tarafın da en az senin kadar. Evet, bir şeylerle dolu olması lazım. Abi, uğraşı olması lazım. Onun da sebebi şuradan çıkıyor. Bu sizin kadar karşısındakinin de sıkıntısı. Hani dedik ya, her şeyiniz o olmasın. İşte hayatın merkezine bir insanı koymayacaksın zaten. Koymayacaksın. Koyarsan... Senin için önemli, önce aile gelir, sonra kız arkadaşın, erkek arkadaşın varsa o gelir. Arkadaşların gelir vesaire vesaire. Neyse, bunun önemli ya da eşit seviyededir. Şeye de çok karşıyım ben bu arada. Kız arkadaşım var diye bütün arkadaşlarını rafa kaldırmak, hepimiz yapmışızdır bunu. Ya, ben de yaptım. Evet. Çünkü hayatın onunla geçiyor. Merkezi oluyor hayatının. Hades 3. ayı da kutlamış. Hoş geldin Moruk. Yani o apayrı bir şey. İşte bu yüzden bir ay ara verdik. 3 yıllık işte ilk ben, o ilk sen olacaksın bence değil arkadaş. Noxy. Noxy'm okuyamıyorum buradan da. Onu da bencillik kısmına taşımayacaksın.
İlk ben hep ben olayı öyle dememişsin muhtemelen de. Herkes kendini değerli hissederse, kendine yeteri kadar güvenirse zaten sıkıntı çıkmıyor aslında. Kızlar tipe değil, adamlığa bakıyor yalanı. Saldım, saldım. Saçı saldım. Yine son bir bu dokunuş yaptı. Son bir dokunuş her zaman yapıyor. Abi iki kaşımın ortasında biraz kıl var. İnsanlar iyice deyip gülüyor kendi. Siktir git. Al o zaman ya. Oğlum. Allah Allah. Al bu kadar yani, rahatsız ediyorsun şurayı al cımbızla al amına koyayım. Rahatsız ediyorsa dedi insanların görüşü rahatsız ediyor. Nasıl yani ne demiş o? Yani mesela diyor ya insanlar söylüyor ya siklemiyorsan size ne amına koyayım. Benim şey ortaokulda şuradan örümcek bacakları çıkıyor. Ya bu arada bir erkeğin orta kaşının full dolu olması da hoş bir şey değil. Al değil amına koyayım abi. Yani çok al. Sende de var amına koyayım. Nerede var? Bayağı var. Şu ben sarışınım oğlum gözükmüyordur bile o. Martı gibi gezmek yerine şurayı temizlersin. Ben de çıkmıyor ki zaten almıyorum ben yani. Işık vurursa gözük. Kadının da koluna ışığı vur amına koyayım. Şey gibi orman gibi. Orman bu. Sarışın beyaz tenli kadınlarda. Dedemin bir lafı var. Kimse anlamaz derdimi. Sikeceğim kendi kendimi. Çok güzel söylemiş. Güzel laf. Jiletle alma kardeşim. Sonra kaşından daha uzun çıkar. Burada böyle örgü yapar. Burunun arasına takarsın amık. Jiletle kaş mı alınır? Evlenip kavga etmeyen yok. Yok abi. Zaten evlilik bir noktada şunu duymuşsundur. Abi çocuklar olmasa biz 10 kere boşanmıştık. Tabii canım. Bir yerden sonra artık iş o zorunluluğa giriyor. Neden abi? Çünkü bilmiyor, tanımıyor. Genelde şey işte böyleydi. Neyse onu da alttan alırız artık bir kere başladık ama falan diye bir giriyor namına kıyıp. Çok şey olursak çocuk olsun. Sonra çocuklar olmasa biz şey yapmayız. Ya uçar deniz sıkıntı şu bak. WhatsApp ilişkisine döndü bu. Yani genelde bak bu arada o da çok önemli. Biriyle kavga ediyorsanız, tartışıyorsanız WhatsApp'tan veya işte chat'tan, curt'tan, Facebook'tan, Messenger'dan tartışmayın abi. Mimik çok önemli bir şey. Tamam mı? Mesela ben bu dedin diye kızdım ya. FaceTime mi aç? Ben bu denilmesini hiç hoşlanmam bu arada insanlara, biraz da kadınlara. Ya bu ne diyor ya? Bu ne amına koyayım? Ben senin mimini bilmiyorum. Belki de şey diyorsun. Ya bu niye bu kadar dolmuş ya? Diyorsun ama ben onu ya bu niye bu kadar dolmuş diye algılıyor olabilirim. O yüzden dikkat et diye söyledim. Yoksa estağfurullah özür dilemene gerek yok. Hitap olarak bir insan. Senin amına koyayım bir kere oku eldivenden ban yedim banımı kaldırabilir misin? Ben de senin amına koyayım. Lütfen çok seviyorum. At banla mesela amına koyayım. Banladılar sana. Zaten. Neden olsun? Neyse hadi ben gidiyorum. O zaman yayını kapayalım ya. Dur 10 dakika daha dur 2 saat yapayım ben. Tamam 2 saat yapalım. Birine vazgeçilmez olduğunu hissettirsin ilk senden vazgeçer. O da çok güzel. Sakın bakın arkadaşlar yani ben 19 yaşındayım. Tabii tecrübeme ne kadar saygı duyarsınız bilmem ama kendinizi cepteymiş gibi göstermeyin. Tamam. Boyun eğmeyin yani. Kendinizi böyle tamam bu cepte ya ben buna ne yapsam eyvallah çekiyor zaten. Önemli bir detay. Millet böyle bunu çok önemsemiyor ama hepinizin net çizgileri olması lazım. Evet. O çizgileri aşıldığı zaman senin normalde kabullenemeyeceğin bir şeyi kabullendiğin noktada bu sefer o çizgiler her zaman sikilmeye müsait bir hal alır. Suistimal etmek çünkü bizim insanımızın karaktersiz olmayın. İnsanımızın çok şeyi yani. Sevgi açlığıyla ne ilgili bir şey anlatmıştım sana. Sana anlatmıştım. Evet, evet. Yani sadece sevgi oğlum zaten bu da çok önemli. Birçok insanımız bizim sevgisiz büyüyor mesela. Evet. Sevgi görmüyor. Bizim ülkede sevgi kalmadı lan. Normalde en övündüğümüz şeylerdir. Hoşgörü, sevgi, iyilik. Bunların hiçbiri kalmadı oğlum. Yok. Nefretle her şeyden nefret ediyoruz oğlum biz. Gergin, sürekli insanlar gergin. Hemen ön yargı, hemen gergin, hemen eleştiri. Hep yıkıklıktan bunlar ha. Hep yıkık olduğumuz için. Hep özgüvensiz ve geri planda bir ülkenin içinde büyüdüğümüz için böyle. Beyond Cumartesi. Aynen abi kesin. Kırmızı çizgilerinizden ödün vermeyin. Şey yaparsın izin verirsin. Oğlum son 19 yaşında mı? Evet ama bak 25 yaşında gibi konuşuyor kardeşim. Yani. Kadar ilişkiye ne kadar 19 yaşına sığdırır. O ne diyor testleri mi çözüyorsun sen? Her şeyi söyledin ama. Yok abi ya ilişki değil de benim şeyim çoktu. Ben çok kız ortamında takılıyordum. Çünkü benim şeyim var. Abone geldi bak bizim Atto geldi. Atto AK-47. Oo AK-47. Hoş geldin kardeşim.
Benim şeyim çok daha. Ben lisede böyle biraz daha ortalama altı tipte biriydim. Ya yani şu şey olarak söylemiyorum ama mesela çok eğlenceliydim. Tamam. Ve kızlar böyle samimi buluyordu arkadaşlar. O yüzden kız ortamında çok bulunca böyle çok fikirlerini alıyorsun yani. Ya Burak sence de öyle değil mi ya? Bu Ali'nin yaptığı orospu çocukluğu yani. Evet Ayşe. Şeye dönüyorum değil mi? Valla kızlar bir şey değil mi? Ukan da yani. Benim en sevmediğim şey basit olarak erkekleri birer cüzdan veya eş. Abi şey değil mi? Öyle kendini kullandırtan da siktirsin gitsin amına koyayım yani. O kadar mı salaksınız oğlum? Bu kadar mı abi? Benim ol, her şeyim ol. Bütün canım, cüzdanım, bütün her şeyim senin olsun. Var Yeter abi, ki bunu yapar gitme. erkekler bu arada, kadınlar değil. Yeter ki gitme amına koyayım. Arz talep yani. Evet abi yani o kadar salak olmayın ya. O vardır ya bir de. Ya. Kız şey der. O an kaybetmemek için her şeyim. Bebeğimsin, canımsın. Yerim seni. Abi çekin ol, kendini bir sik sanan kızlar, işte o sebebi yine sensin. Evet yine sen ben. Nefes alsın yeter diyorsunuz ya, işte o yüzden o öyle. Ondan sonra kız amına koyayım bana benziyor. Nasıl elimi sallasam 50'si diyor oğlum. Ha işte. Sen gelmezsin, o gelir. Ya abi mükemmel ilişki diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ayrılık dediğiniz şey bence hayatta edinebileceğiniz en yüksek tecrübedir. Çünkü bir insanla Ben ne öğrendiysem ayrılıkta öğrendim, biliyor musun? ha Ne evet. öğrendiysem hayatta ilişkiler konusunda en kendimi çaresiz hissettiğim noktada bile o ayrılıklardan dolayı. Değil mi? Yani mesela birçok gençlik şeyden kaçıyor, reddedilmekten. Ondan korkuyor, Doğru. ayrılmaktan korkuyor. Ayrıl oğlum, asıl onları öğren. Evet Vallahi. abi. Yani en büyük çünkü hayatında ailen dışında bir insanla en yakın olacağın şey ilişkidir. Yani bir insanla ilişkiye başladın ve bu bitiyorsa inanılmaz ya bittiğinde şunu dersin. Tamam abi böyle böyle bir şey varmış ben bunu cepledim. Zaten ne kadar çok ilişkiniz olursa bence o kadar mükemmel bir evliliğe yakın ve son ilişkiniz hayatınızı geçireceğiniz insanı seçmenizde o kadar faydası olur. Bak, hiçbir ilişki mükemmel yürümez bu arada. Yürümez Hiçbir tabii abi ilişki. öyle bir Öyle bir dünya dünya yok yok. yani. Yani Hangi kusursuz bir ilişki diye bir şey ilişki? yok abi. Önemli olan piç etmeden, kıvamını bozmadan yürütebilmek. Yani Yani işte o teraziyi hiçbir zaman tamam, bir dengeye ilişkinin getirmezsin ama. bokunun çıktığı nokta burasıysa maksimum burada kalabilmek. Buralara inmemek abi. Ha. Düzgün ilişki budur. En iyi hali budur. En kötüsü budur. Bunun altına inmeyeceksin. İndin mi sıçarsın. Evet. Toparlanmaz o ilişki zaten. O yüzden mesela çok klişedir ama saygı, sevgi, işte çizgiler, bunlar aşılmadığı takdirde güven, sorun yoktur derler, biz de aman sıkıldık artık bu yorumlarda. Aslında çok doğru şeyler. Çok basit bir şey ilişki. Zor gibi geliyor ama çok basit. Ulan kimse mükemmel ilişki yaşayıp güzel ayrılmıyor, amına koyayım. 22 yaşındayım, iki eski sevgilim ile arkadaş olarak görüşüyorum, konuşuyorum. Niye herkes birbirine... Benim de eski sevgilim olup görüştüğüm insan var. Ben de Gayet o de işte o düzgün, zaman yani. olgun. Tahmin etmezdim. Ama işte diyorum ya, yaş ilerledikçe mesela bu çok önemli. Yaşın çok önemli. Yani Ya tabii yaşanmışlıklar ve canım. yaşın birbirine doğru orantılı baktığın zaman çok büyük önemi var. Ya o an değildir de aradan 5 sene geçer ya Öyle ne oluyor olur? zaten. Öyle olur yani. Çünkü zaman her şeyi ilacı diyoruz ya. Bir Evet. zaman sonra her şey normalleşiyor. Bedenin onu kabul ediyor, aklın kabul ediyor. Her şeyi kabul eder oluyorsun. Abi Alışıyorsun. ergenlik şeyinde olan birisi olarak yani bu yaşlarda her şey dünyanın sonu gibi geliyor. Yani hiçbir O şey de dünyanın sonu güzel. değil. Ha, işte ileride onu zaten ayıkıyorsun. Ne abi ne varmış da bizde işte. Kitabın tam ortasından konuşuyorsun Tukan abi. O ne demek? Öğrenmek en iyi ilaç. Öğrenmek ne? Yanlış ya. Lan Türkçeyi öğren önce ama. Işıklar Öğrenmek en iyi ilaç zaman değil. arkadaşlar otomatik akvaryum ışıkları. Mesela arkadaki de sönecek birazdan. Dükkanı kapatıyoruz. Evet abi yavaş yavaş kapatalım ya. Kaç kişiyiz amına koyayım? Kardeşim, yayınını sabot ettiysem affet. Yok Yani canım geldim ne ama güzel. Özledin mi böyle 1000 kişiye yayın yapmayı? kaç kişi var ki şu an? Bin kişi falan var.